Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çok beklediğimiz herkesin özellikle bu seçim sürecinde en çok konuşulan isim Muharrem İnce oldu. Yani bunu rakamlarla da yakında kesin ortaya çıkarırlar. Muharrem İnce seçimin en çok konuşulan ismi 3 gün kala çekildim dedi. Beni suçlamasınlar diye de ekledi. Ve nitekim şimdi beklenen açıklama geldi. Eleştiri oklarını bakın kimden yana yöneltti ve çok flash bir açıklama daha yaptı. Seyredelim. Adaylıktan çekiliyorum. Hayır, hayır, hayır. Adaylıktan hayır, hayır. çekiliyorum. Sessizliğini bozdu. Seçim sonuçlarına ilişkin ilk kez konuştu. Düşüncelerini sosyal medya üzerinden 4 sayfalık bir metinle paylaştı. Abi? Arkadaşlar. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin hedefinde altılı masa vardı. Menfaat için bir araya geldiler dedi. Seçmenin tercihini işaret etti. Altılı masanın hayali bir koalisyon, bir siyaset mühendisliği projesi olduğunu, partilerin tabanlarının sesine kulak vermeden yapılan, tabanda karşılığı olmayan bir proje olduğunu söyledim. 13 toplantıda adayın kim olacağını ancak belirleyebilen bir ittifakın seçmene güven vermeyeceğini, masadaki birlikteliği ilkesel değil, menfaat icabı gören seçmenin oy vermeyeceğini söyledim. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ayrı bir parantez açtı. Kendisini bu kararı iten süreci anlattı. Sitem etti. Şimdi haklı olduğumu söylüyorlar dedi. Memlekette dönüşüm yapacağını zanneden tatlı su muhalifleri, sanatçılar, yazarlar hep bir ağızdan adaylıktan çekilmemi talep etti. Ben de çekildim. Bazılarına göre adaylıktan çekilmem siyasi olarak intihardı. Bunu göze aldım. Çünkü çekilmeseydim bugünkü manzaranın tek sorumlusu ilan edilecektim. Şimdi herkes Muharrem İnce haklıymış diyor. Seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu kanalımızda konuğumuzdu. Ee, uzun saatler süren bir yayın gerçekleşti. Çok da konuşuldu sosyal medyada. Özellikle çok ses getirdi, çok izlendi. Şimdi bu programa dair görüntüleri, ayrıntıları getireceğim. İçişleri Bakanı'ndan çok flaş değerlendirmeler geldi. TV yüzde ilk kez duyacağınız ya işte bir e, geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin kasedini bulduk demesi ve buna benzer birçok değerlendirme. Bunları işte e, şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Sayın Süleyman Soylu TV 100e özel neler söyledi seyredelim. Açılıyor ee, Suriyeli e, göçmenlerin durumu, geri dönüşleri meselesi. Ee, şu ana kadar ne kadar e, Suriyeli göçmen e, geri gönderildi? Şu ana kadar 553.335 Suriyeli kardeşimiz kendi bulunduğu güvenli alanlara geri döndü. Biz Türkiye göçmen deposu yapmayız, yapmadık da bugüne Suriye'ye dönen sığınmacıların sayısını bu sözlerle açıkladı. Türkiye'de yakalanan ve sınır dışı edilen toplam göçmen sayısını duyurdu. 2016'dan bugüne kadar bakın 2016'dan bugüne kadar 486.131 kaçak göçmeni yakalamış ve sınır dışı etmiş. Ve biz yaklaşık 2,5 milyon insanın Türkiye'ye girişini engellemişiz bugüne kadar. 2 milyon insan da burada görünmüyor. İran'da Afganlı var. Biz onları durduruyoruz orada. Evet. Neden? Sınırda güçlü güvenlik tedbirleri aldığımız için durduruyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TV100 özel programına konuk oldu. Gündem Suriyeli sığınmacılardı. Ya biz kardeşlerimizin hiçbirisini ee, yani can güvenliği olmayan bir noktaya teslim edemeyiz. Böyle bir şey söz konusu değil. Peki şu an Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar nereye ve nasıl gönderilecek? Şu bölge. Şu bölgede yaklaşık 100 bine yakın biriket ev var ve 1 milyonun üzerinde bir milyon üzerinde Suriyeli kardeşimiz de bu bölgeye geçecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kasasından bir tek kör kuruş çıkmadan bu gerçekleşiyor. Ve burası güvenli bölge. Ve kendilerinin olacak. Ve bu kendilerinin evler. olacak yani. elbette. Üç yerde, e, üç ana merkezde yaklaşık 240 bin konuta başlanıyor. Bakan Soylu Türkiye'nin göçmen politikasının dünyada büyük takdir topladığını söyledi. Nasıl göndermişiz? Hadi Avrupa göndersin bakayım. Hı hı. Bütün dünyada en çok takdir edilen politikalarımızdan bir tanesidir bu.